Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Karali detaylı geometri soru bankası kitabında çemberde açı konusundaki testikinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 150 ve 151'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. öyle eşitlik olduğu zaman ne yapıyoruz? En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Öyle kafana göre şuraya şuraya değil. Çember üzerindeki noktaya çizeceksin. Hala alakasılık devam ediyor. E şuraya da çizelim o zaman. Bak ne oldu? Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Aa ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60 oldu burası. Ve BC yayında bize 110 vermiş. Hocam 110 sa şurası merkez açıdan dolayı 110'dur ve şurada bir ikizkenarlık çıktı yarıçapların eşitliğinden. 180'den 110 çıkart. 70. 2'ye böl. 35, 35 olur buraları. Ve şu açı toplamda 95 yapar. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Yarı çapla alakası yer eşitlik var. Hemen yarı çapı çizelim. Hop çizdik. Sonra yarı çap uzunluğunu gösterdik. Hocam ikiz kenar çıktı. Alfa ise alfa. E, 2 iç açı bir dış açıdan burası 2 alfa. Verilenlere bakıyorum. AE yayını vermiş bize. 45. O zaman bu AE yayını da kullanmam lazım. Hop bir merkez açı. Ya da en güzel çizim yine yarı çapı kullanabiliriz. E çizince hocam bu da yarı çap. Ve merkez açı oluştu. E o zaman burası 45 derece oldu. İkiz kenardan dolayı burası da 2 alfa yaptı. V45 nedir? 2 alfa ile 2 alfanın toplamı mı? Değil. Dikkat. Şu değil mi? 2 alfa ile alfanın toplamı değil midir burası? Yani şu üçgenin dış açısı burası. O yüzden burası kaç yapıyor? 2 alfa ile alfanın toplamı 3 alfa yapıyor. 3 alfa eşittir 45 ise alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani cevap balı kesir oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Merkez açı gördüğü yay hemen ölçüsüne eşittir. Çevre açı x ise gördüğü yay hemen 2 katına eşittir 2x. E toplamda 3x eşittir 360 olduğundan x de böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani cevap balık esir oldu. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Aşağıda özdeş iki tane iletki var. Şu şekilde. B ve C noktaları iletkilerin merkezleriymiş. E tamam. Şimdi iletkilerin merkezleri. Yani şu iletki bak yarım daire biçiminde. Şu içerideki de şurası çapı. Bu merkezi C olduğu için bu iletkinin de bu şekilde mi oldu? Evet. Şimdi burada 140 ile 45 derece arasındaki açı nedir? 95 derecedir. 140'tan 45 çıkartırsam burası 95. Burası nedir? 150 ile 60 derece arasındaki açıdır. Yani burası da 90 derece yapıyor. E hocam burası 90. Burası 95. E burada da bir dörtgen çıktı. Yani x artı y artı 90 artı 95 eşittir nedir? 360 yapmalı. Şu ikisi 185 yaptı. X artı y'ye ne kaldı o zaman? 175 kaldı. Zaten benden o isteniyor. Yani cevap balıkesir çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet alı sağda şöyle bir daire varmış. Şurası x derece bunlar da birbirine eşitmiş. Bu da çapmış. Arkadaş 50'yi kullanalım. Bir kere 50 ise gördüğü yay nedir? 100'dür. E hocam bu yarım çember ya ya da çap ya. Hocam tamamı 180 yapmalı burası 80 olacak. Kirişlerin eşitliğini nasıl kullanacağız? Kirişler eşitse ayırtıkları yaylar da birbirine eşittir. Yani burası da 80'dir. E 80 tamamı 100 olduğundan buraya da 20 kaldı. X nereye görüyor? Bak şuraya görüyor. Burayı görüyor. Burayı görüyor. Hocam şurası kaç? Burası 180. Çünkü yarım yay olduğu için. Bir de 20'si var. 200. Yani burayı 200 olarak görüyor. X e, çevre açıdan dolayı X e yarısı yapacaktır. Yani 100 derece yapar. O zaman cevap akça oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi bak açısı 40 derece verilmiş. Teğet kiriş açı 40'sa gördüğü yay 80'dir direkt. BC yayı da şuradaki BC yayı da 130 verilmiş. Çevre açı. Teğet kiriş açı pardon bu yarısı olacaktır 65. 130'un yarısı. Bir de iki oran var çünkü. E x deniyor benden. X'i bulmam için benim şurayı bulmam lazım. E hocam belli zaten. Burası 80 burası 130. 210 yaptı. 360'dan 210 çıkartırsam buraya 150 kalır. E hocam burası 150 ise çevre açıdan dolayı burası da kaç yapar? 75 derece yapar. Yani cevap akçay oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Evet şimdi burada 40 derece var. Başka var mı? Tehditler de var. A burada x deniyor benden. Burası da x. Hocam 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet burası x artı 40 mı yaptı? Aynen öyle. E, ee, başka ne yapacağız? Şurası teğet. Teğetlik var. E, teğetlik varsa teğet kiriş açıya e dikkat. Teğet kiriş açı bu yayı görüyor. x artı 40 2 katı 2x artı 80 yapar. Hocam şuradaki teğetliği de kullanman lazım. Buradaki teğetlikte de hop burası teğet kiriş açı sarı yayı görüyor. Yani 2x artı 80'i görüyor. Bire iki oran var ya. O zaman burası da x artı 40 mi yapar? Evet. Aa, üçgen çıktı burada. Üçgende x x artı 40 ve 20'nin toplamı x x artı 40 ve 20'nin toplamı neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. 2x eşittir 120'den. X'i de böylelikle 60 derece olarak buluruz. Yani cevap C han çıktı 7. soruda. Geldik 8'e. Aşağıda yarım daire şeklindeki bir yelpaze verilmiştir. Yelpaze birbirine eş dilimlerden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 180 ya yarım daire. 10'a böldün her bir yay 18 derece mi yapıyor? Evet. 18'er derece yapıyor. Benden ne isteniyor? Şu doğrular arasında kalan dar açı. Yani şurası isteniyor. O zaman bu içeride oluşan bir iki kiriş arasındaki açı iç açı. Bu yay ve bu yayı bulursam toplamının yarısıdır. E burası da 1, 2, 3 tane 18'e eşit. Yani 3 tane 18 kaç yapıyor? Hocam 54 yapıyor burası. Burası da 36. E, iç açıdan dolayı alfa diyelim buraya. Alfa neye eşittir? 54 artı 36 bölü 2'ye eşittir. Yani 90 bölü 2'den alfayı kaç derece buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani 8. soru balı kesir oldu. Geldik 9'a. Evet bir çember çizdiriyor bize. Birinci adım bir çember çizip üzerinde A, B, C ve D noktaları işaretleyiniz. Hadi bakalım bir çemberi çizelim bakalım şöyle. Hop şöyle çizdim. Yalnız A, B, C, nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Bakayım. Bu çembere ait A, D kirişler dörtgeni Tamam. A, B, C ve D kirişler dörtgeni çiziyoruz. A, B, C, D. ABC açısı kaç derece? 74 derece olsun diyor. ADC açısının açı ortayı çizilsin. ADC'nin açı ortayı BC'yi E noktasında kesin. Bunun açı ortayı da BC'yi E noktasında kesin. Açı ortayı. Şimdi F, bu da F noktası dersin bize. Verilen adımlara göre AF yayı. Ha, bu yayı. Bu açı ortay. Bu yayı F noktasında kesiyormuş değil mi? Evet BC'yi E noktasında şurayı E noktasında yayı da F noktasında kesiyormuş. E o zaman AF yayının ölçüsü. AF şuradaki yayın ölçüsü sistemi. Arkadaşlar öncelikli olarak burada ne var? Hocam kirişler dörtgeni. Karşılıklı açılar toplamı 180. 74 ise burası 106. 106 2'ye böldün. 53. 53 mi yaptı burası? Evet. Şimdi burası 53 ise benden neresi isteniyor burada? AF'ye. O şurası sistemi Bitti. AF'yi gören şu açı değil mi kardeşim? 53. 53'ün iki katı kaç yapıyor? 106 yapıyor. E direkt cevap 106 yapacaktır. Yani şekli çizince direkt soru çıktı. 9. soru Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Kerem. Kerem kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizim ufaklık en küçüğü. Evet iki tane aynı tür feneri masanın üzerine koyuyor. Fenerden çıkan ışıkların kesişimi şekilde gibidir. A, D noktaları çemberseldir. Evet bu noktalar çemberselmiş. Yani bu noktalardan bir çember geçiyormuş. Aa burada ne oluştu? Kirişler dörtgen oluştu. Ben direkt burada kaçı yazabilirim. 58 ise 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 122 derece yapar. Şimdi fenerden çıkan ışık. Arkadaşlar aynı tür ışık dediği için burası alfa ise burası da alfa değil midir? Evet. E burada ne yapacağız? Burada bak boynuz var. Bak burası ters açıdan dolayı 122. E bitti arkadaşlar. Şu üçünün toplamı boynuzdan ya da bu benaktan şu üçünün toplamı yani 2 alfa artı 58 neye eşit? 122 eşit değil mi? Evet. 2 alfa buradan kaç yapar o zaman? 7 5 daha 12 68 yapıyor galiba. De yok. 64 yapıyor galiba. Evet alfayı da böylelikle 32 derece olarak buluruz. Yani cevap denizli oldu 10. soruda. Geldik 11'e. Saat 15.40'da. Evet bu saat sorusunu koymazsam olmaz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz bunu da bilin. Ee, bizim saatimiz normalde 360 bölü 12'den her bir bölüme 30'ar derece değil mi? Evet. Hocam şöyle saat keşke böyle 3'te kalsaydı burası. 3'te kalmış olsaydı o zaman 30, 60, 90, 120 ve kaç derece olacaktı? 150 derece olacaktı burası. Ama burada bu saatin yelkovanı böyle hareket ederken bak bu yelkovan böyle hareket ederken böyle 12 tane derece hareket ederken 12 bölme hareket ederken akrevimiz nasıl hareket ediyor? Buradan hop bir bölme hareket edecek. Tamam o zaman onu bulmamız lazım. Şimdi buradan buraya ne kadar, bakın şuradan şuraya geldiğinde ne kadar derece hareket ettiğini bulmamız lazım. Bir kere şuradan şuraya geldi ya, evet. Ben şunun tamamının kaç olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunun tamamının 5 tane 30, 150 derece olduğunu biliyorum. Ben şuradaki x'i bulursam eğer, o zaman sonuca ulaşırım. 150'den x'i çıkardım, alfa'yı bulurum. Peki nasıl bulacağız hocam? Normalde bu, 30 derece hareket ediyor değil mi? Evet. Yani bu bak dikkat et şu oran orantıdan bulacağım. Bu 12 bölme hareket ettiğinde bu 30 derece gidiyorsa bak dikkat. 12 bölmede 30 derece gidiyorsa buradan buraya kaç bölme gitmiş arkadaşlar? Hop 8 bölme gitmiş. 8 bölmede kaç derece olur diyeceğiz arkadaşlar. İşte buradaki akrebin kaç derece hareket ettiğini o şekilde buluruz. Çünkü bu akrep yelkovan tekrar söylüyorum 12 tane bölme gittiğinde bu 30 derece hareket ediyor. E o zaman bu 8 bölme hareket ettiğinde kaç derece hareket eder diye soracağız sadece. E o zaman burası soru işareti ne oluyor arkadaşlar? 8 çarpı 30 bölü 12'ye eşit olacak. 4'e bölsen 4'e bölsen kaç yapıyor? 2, 3, böl bir daha böl bir daha 10. Kaç yapıyor o zaman soru işareti? 20 derece yapıyor. E hocam x 20 derece. E tamamı 150 idi. O zaman buraya kaç derece kalıyor? 130 derece kalıyor. Cevap C'ye yapar. Saat soruları da bu şekilde bulunuyor. Bununla ilgili bir formül var mı? Galiba var ama ben buz'u bu yaşıma kadar hiç kullanmadım. Oran orantı yardımıyla buna zaten ulaşıyoruz dostlar. E, haberiniz olsun. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 12 bölmede 30 derece hareket ediyorsa bir bölmeye bulabilirsiniz. Bir bölmede 30 bölü 12. Mesela 30 bölü 12 kaç yapıyor? 6'ya bölsen 5 6'ya bölsen 2. Yani 2.5 derece. Yani her bir bölmede 2.5 derece hareket ediyor. 8 bölmede de 8 çarpı 2.5. O da 20 yapıyor deyip şurada kaçı 20 derece deyip 130'da o şekilde bulabilirdin tabii ki. Ama onu da çıktı zaten. Cevap cihan oldu ve böylelikle test 2'yi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.